Merhabalar, Yatırım Sokağı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda Tofaş Otomobil Fabrikası'nın 10 yıllık bize temettü getirisi ne olurdu? Eğer 10 yıl önce yani 2013 yılında Tofaş Oto'ya yatırım yapmaya başlamış olsaydık bugüne kadar bize ne kadar getiri sağlardı? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak başlangıç fiyatımız her zamanki 5000 TL yazıyorum. 2013 yılında 5000 TL ile TOFAŞ'a yatırım yapmaya başlamış olsaydık 2013 yılında hisse fiyatı 10 lira 60 kuruşmuş ve senede 470 adet lot alabiliyormuşuz. Yıllık verdiği temetli miktarı 0.816 kuruşmuş ve 384 TL'lik temetli ile 36 adet daha lot alıyormuşuz. Bir senede 508 adet lota ulaşıyoruz. Şimdi aylık olarak her ay 500 TL biriktirdiğimizi varsayalım dostlarım. Bakın 500 lira yazdığımızda 12 aydan 6000 TL yapıyor yıllık. Şimdi 2013 2014 yılında baktığımızda piste fiyatı tekrar yine aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Verdiği temettü miktarına baktığımızda ise 0.552 kuruş bir temettü vermiş bizlere. temettüyü biliyorsunuz. geçen seneki lotumuz ve elimizdeki lota göre verildiği için bakın 600 liraya yakın bir lotumuz, 600 liraya yakın bir temettü gelirimiz oldu. 2015 yılına baktığımızda 16 lira 35 kuruşa çıkmış hisse fiyatımız. Ve artık 367 adet lot alabiliyormuşuz. 2015 yılında verdiği temetli miktarı ise 0.824 kuruş. Bununla da 1200 liralık bir temetti getirisi bizlere sağlıyor. 3 senede 1200 liralık temetli almaya başladık. Yani her zaman söylediğim gibi bakın. Hisse fiyatlarının ilk başlarda artması bizler için kötü. Şurada 400-500- Hatta 600 lot alırken bir anda 350'ye düşüyor arkadaşlar. Bu yüzden hisse fiyatımızın ilk senelerde ilk 5 sene falan çok artmaması veya arada düşmesi bizleri kesinlikle sıkıntıya sokmamalı. Eğer şirket sağlam bir şirketse herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok lot alırsak alacağımız temettü miktarı şirketin yükseldiği zamanlarda o kadar fazla oluyor. 2016 yılında baktığımızda 20 lira 40 kuruşa çıkmış hisse fiyatımız. Ve bakın 300 adet lot alabiliyoruz artık. 2016 yılında verdiği temettü miktarı ise 0.620 kuruş ve bununla da 1500 1150 liralık bir temettü getirisi bizlere sağlamış. Devam edelim. 2017 yılına baktığımızda 26 lira 0.5 kuruş olmuş hisse fiyatımız ve 230 adet lot alabiliyoruz. 2017 yılında verdiği temettü miktarı 0.595 kuruş ve bununla da 1280 liralık bir temettü getirisi sağlıyordu bizlere gördüğünüz gibi 5 senede 2200 dota ulaştık 2018 yılında geldiğimizde sefiyatımız fiyatımız 31 lira 85 kuruş olmuş ve 188 adet dota alabiliyoruz verdi temettü miktarına baktığımızda bakın 1 lira 36 kuruş yani iki buçuk kata yakın bir temetli de artı var Arkadaşlar bu da bizim temettümüz hemen yansıyor ve 3000 TL'lik bir temettü getirisi bizlere sağlamaya başlıyor Tofaş Oto. Devam ediyoruz. 2019 yılına baktığımızda hisse fiyatı 21 liraya düşmüş. Bakın nereden baksanız %50'lik bir düşüş olmuş. Yani %40-%50 arası bir düşüş olmuş. 31 liradan 21 liraya düşüyor. Burada arkadaşlar kesinlikle e, heyecana kapalı stres olmamalıyız. Çünkü bakın 188 lot alırken 288 yani 285 lot alabiliyoruz. Artık 100 lot daha fazla aldık. Bu şirket çok kötü bir şirket olmadığı için batacağını falan düşünmediğin zaman bu düşüşlerin bizi etkilememesi gerekiyor. Çünkü biz uzun vadeli bir yatırımcıyız artık. 2019 yılındaki temettü miktarına baktığımızda ise 1 lira 496 kuruş. 1,5 lira temettü veriyor. Bakın aldığımız temettü miktarımız 4156 liraya çıkıyor. Ve bununla da yine 197 adet not alıyoruz. Toplam 7 senede 3000 nota geldik arkadaşlar. 2020 yılına baktığımızda 27 lira 0.5 kuruşa çıkmış ve 222 adet lot alabiliyoruz. 2020 yılında verdiği temetli miktarı 2 lira 0.4 kuruş. Bakın arkadaşlar burada pandemi girdi. Çoğu şirket siteleri düştü ama burada Tofaş Oto düşmemiş ve hatta temetli miktarını olabildiğince de artırmış. Gördüğünüz gibi 6000 TL'lik bir temettü getirisi bizlere sundu. 2021 yılına baktığımızda hisse fiyatımız 36 TL 25 kuruşa çıkmış ve 2021 yılında 2000 lira 55 kuruş gibi bir muazzam temettü vererek 9000 TL'lik yıllık temettü getirisi sağlamış bizlere. Ve 2022 yılına baktığımızda bu sene hisse fiyatımız 79 lira 85 kuruş arkadaşlar. Ve bununla 75 adet lot alabiliyoruz. Yıllık verdiği temettü miktarına baktığımızda Mart ayında verdi arkadaşlar bu temettü 5 lira 76 kuruşluk bir temettü verdi bizlere. Bu da 22.000 TL'lik temettü getirisi sağlıyor bizlere. Şimdi genel olarak Tofoşoto'ya baktığımızda bakın 10 yıl önce Tofoşoto'ya yatırım yapmaya başlamış olsaydık ve gelen temettüleri de hisseyi geri yatırmış olsaydık minimum 4200 adet lotumuz olacaktı ve toplam 50.000 TL temettü almış olacaktık. 59.000 TL yatırdık. 50.000 TL'sini temettü almış olacaktık. Bu tabi değerler ortalama değerler olduğu için bunlar eğer her ay payderpay pay almış olsaydık bu değerler kesinlikle daha da artacaktı. 50.000 TL'lik temettü aldık. Ve hissenin şu anki ederi arkadaşlar 336.693 TL yani 337.000 TL'lik bir yatırımımız olacaktı. Ve toplam kar oranımıza baktığımızda %571'lik bir kar oranımı bizlere sağlayacaktı Tofaşoto. Uzun vade yatırımda arkadaşlar gördüğünüz gibi hissemizin fiyatlarının çok ani çıkmaması, özellikle 5-6 sene hisse fiyatlarımızın biraz da stabil gitmesi Bizler için çok daha önemli e, yatırımda uzun vadeli yatırımda elimizdeki lot sayımız ne kadar çok olursa 5 şirket güvenilir olursa ileride kazanacağınız temetli miktarları size getirisi kesinlikle daha büyük olacaktır. Burada anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp e, tamamen bilgi amaçlı yapılmıştır. İncelemem istediğiniz hisseler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videolarımızın daha iyi olması için fikirlerinizi ve eleştirilerinizi açayım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.